pandemiyle ilgili kısıtlamalar kalktı. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, vatandaşların yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ortalama haftada 5 gün, bazen 6 gün. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Örgütü, pandemi kurallarının esnemesiyle beraber sokak çalışmalarına hız verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu da çalışmalar kapsamında tespit ettikleri sorunları anlattı. Partimiz bir bütün olarak sahada... İlçe Başkanı Türkoğlu, ekonomik olarak her alanda farklı sorunlarla karşılaştıklarına değindi. Çalışmalarımız bir hafta önceden planlanıyor. Yani belli bir koordinasyonla gidiyoruz. İl, ilçe, genç kolları, kadın kolları, partimiz bir bütün olarak sahada hem esnafımızı hem de vatandaşımızı hem de üyelerimizi ziyaret ederek gündemi tutmaya, gündemle ilgili politikalar geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii Türkiye ve dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Yani pandemi öncesi süreçle pandemi sonrası süreç arasında herkesin hayatında çok büyük farklılıklar var. Hem esnafımızın, hem sanayicimizin, hem öğrencimizin, hem ev kadınlarımızın yaşamın her alanında büyük sıkıntılar var. Tabii bunların temeli ekonomik. Ekonomik sıkıntılar has safhada. Başkan Türkoğlu, kısıtlamaların tekrar gelebileceğine yönelik insanların kaygıları olduğunu dile getirdi. İnsanlar gelecek günlerle ilgili kaygılı. Esnaf şu an işte restorantının, kafesinin, kahvesinin açık olduğunu ya da sanayide araç tamir eden insanın kısmen işlerinin hareketli olduğunu söylese de en büyük kaygısı işte sonbahar ve kış döneminde tekrar bu salgından kaynaklı kısıtlamalara gidilmesi, tekrar ekonomik bir darboğaza girilmesiyle ilgili kaygılarını ifade ediyorlar. Gıda enflasyonundaki yüksekliğe dikkat çeken Türkoğlu, asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekti. En temel ihtiyaç malzemelerinden tutun, özel tüketim olarak adlandırdığımız ürünlere kadar her şeyin fiyatı ciddi anlamda artmış durumda. 5 kilogramlık bir yağın, 1 kilogramlık bir çay paketinin rakamı neredeyse 50 liraları, yağın fiyatı 100 liraları görmüş durumda. Doğal olarak insanlar asgari ücretin bugün geçinme anlamında çok gerçekçi bir rakam olmadığını yaşayarak hissediyorlar. Türkoğlu gençlerin işsizliğine işaret etti. Gençlerimizde çok çok büyük bir sıkıntı var. Dolaştığımız zaman işsiz gezen gençlerimizin sokaklarda, caddelerde, banklarda oturduğunu görüyoruz. Hepsinin işle ilgili kaygıları var. Bırakın artık üniversite mezunu gençlerimizi mezun olduğu alanda iş bulmasını, askeri ücretle bile en azından bedensel olarak biraz daha az yorulabilecekleri, iş bulmaları bile çok zor günümüzde. Doğal olarak ülkede genel olarak bir mutsuzluk, huzursuzluk havası var. Pandemi nedeniyle zor durumda kalan esnafın yeterli yardımı alamadığını belirten Türkoğlu, esnafın desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Dünya ne yazık ki ortalama 100 yılda bir bu tür sağlık ve salgın sorunlarıyla mücadele ediyor. Gelişmiş ülkeler, güçlü devletler bu süreçte yurttaşına daha çabuk sahip çıkıyor. Esnafımıza, gerçekten yıllardır vergi veren esnafımıza en azından bir yıl, iki yıl bakabilir olmamız lazım. Bunu yaparken de adil olmamız lazım. Yani verilen yardımlar adil bir şekilde dağıtılmalı. Vatandaşlar tarafından kendilerine iletilen sorunların çözümü noktasında irtibatlar sağladıklarını işaret eden Türkoğlu konuşmasını şu şekilde tamamladı. Bizler insanlarımızın bu zor gününde her ne kadar seçim sürecini yaşamasak da yanlarında olmak adına sahada bulunup saha çalışması yapıp onlarla dertleşiyoruz. Çalışmalarımız bu envalde devam edecek. Parti olarak önümüzdeki yıl erken seçim beklentimiz var. Çalışmalarımıza eğer
pandemi süreciyle ilgili yeni kısıtlamalar gelmezse arttırarak, performansını arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz.